Expert tarafından işlemler yapacağız. Bu yeni bir link projesi açıyor. Neyi seçiyorum peki? Sola şık. Yeni bir proje açıyoruz. SQL sample adına yeni proje açtım. Solution Explorer'da şimdi şurayı kapatayım. Formda şimdilik işim yok. Önce DBML dosyamı hazırlayayım. DBML dosyamda da add new item dedim projeyi sağlayarak. Data kısmından link to classes ve adını da Northwind NW model dedim. Modeli bekliyorum. Object Relation Designer ekranımda benim nesnelerimi sürükleyip bırakmam gerekiyor. Veri tabanı tablolarını. Sol tarafta Server Explorer alanı var. Burada Northwind ben daha önce oluşturmuştum. Sizde de var mı? Daha önce yapmıştık sanıyorum. Server Explorer. Yoksa şöyle yap. Sağ tıkla Add Connection. Buradan nokta. Buradan Northwind'i seç. Evet, oluşturdunuz bu connection'ı. Böyle yapıyorum. Teknik bilgileri, işte tecrübe vesaire bilgilerini videonun dışında veriyorum. Durduruyorum. Tamam, açtım videoyu, devam edelim. Şimdi bunları ben oluşturmuştum. Şuradan tablolarımı sürükleyip bırakacağım. İhtiyacım olan tablolar, temel tablolar, kategoriyiz. Şunlar da boş kalmasın, böyle alayım. Şey polis bir daha. Marketing. Ne var? Seçtiklerimi sürükleyip bıraktım. Tasarım çıktı orada. Diyagramımızda ilişkiler falan var. Mesela şuraya bakın. İlişkiler, tablo arası ilişkiler sırasında şunun üzerinden atlayarak gidiyor mesela. Bunlara bile dikkat etmişler. Kesişim kafa karıştırmasın diye. Böyle bir şey yapmışlar. Yazma değil. Hele SQL'de bu da yok. O properties de yok SQL'de. Yazmış mı? Yazmış mı? Her şey.
bunları hazırladık. Customer employee, product, category, order, order, etiyon, shipper. Şıpır şıpır. 5. 5. 5. 7. Order detail'la order çok şey değil şu an. Ama kalsın. Shipper, customer, employee, başka? Hocam aşağı inelim. Formuma geldim. Formumda ben yapacağım sorguların sonucunu göstereceğim. Bunun içinde bir data grid değil. Bunun için şöyle bir şey yaptım. Otogrip bir adını DGF'i yaptım. Formun loaduna geçtim. Form açılırken şimdi yapmak istediğim şey şu. Birçok sorgu yazacağım Lint.SQL ile. Bu sorguların sonucunu veri tabanından çekip data grid'e yazacağım. Yani bu form çok aksiyonlu olmayacak. Sadece bu kadar. Veriyi gösterebilmek için yapıyorum. Bunun için öncelikle benim bir konteksim vardı. JW model data context. JDX. Bunu oluşturdum. Sorgu sonucu mu? Var sonuç 1. İyi bir değişken var, onu da kullanacağım. Onu atayacağım. Sonuç bir, JTX içerisinde Products tablosunun verisini sonuca atar. Yani product'taki tüm kayıtları buraya getir. Bu kadar basit. DGV.data.source. Sonuç 1. Bunu buna atar. Thank you.
şöyle de yapabilirdik. Geldim burada doğrudan bunun sonucunu buna atar. Yani herhangi bir ekstra sorgu yapmadan bakın tek basit bir şeyle bütün veriyi çekebiliyorum. Connection'lar, datasetler, raider'lar falan. Evet. Eskiler. İlk örneğimiz bu şekildeydi. Peki ben şunu istersem sadece alt soyad neyimiz var product'ta? Product name var, ID var. Product number var. Yanlış hatırlamıyorsam. O bilgileri almak isteyeceğim. Yani birkaç tanesini getireceğim. Product ID, name, unit price, unit in stock. O bilgileri getirmek istiyorum. Evet, anonimiz. Bunun için de sonuç 2 JTX products select diye bir extension metodum var. Bunun içerisinde bu standart sorgumuzu yazıyorum. X eşittir büyük. Burada diyorum ki new. Buradaki new aslında şunu sağlıyor. Select içerisinde bir tablo var. Düzeltiyorum. Products bir tablo temsili ve bunun içerisindeki her product'ta bir neye denk geliyor? Bizdeki entity'ye denk geliyor değil mi? Burada. Ben diyorum ki ben doğrudan entity olarak almayacağım. Bunun içerisinden örneğin işte birkaç tanesini alıp onu kullanacağım. Ya da işte ad soyad varsa ad soyadı alıp onları birleştireceğim. Farklı bir sütun olarak getireceğim. Bu artık product sınıfının yapısını değiştirmiş oluyor. Öyle değil mi? Öyle değil mi? Ben istediğim satırları, sütunları alıyorum ve bazılarını birleştiriyorum. Yeni bir property oluşuyor aslında hafızada. Bunu da artık ben product ismiyle alamam. Yani new product deyip o sınıfı türeterek bunları alamam. O yüzden de new product değil, ben burada sadece new diyorum. Yenisini oluştur. Sonrasında bunun içerisini dolduracağım. New dedim. Almak istediğim bilgiler. Ya da şöyle yapalım. Products yerine employee var burada. Onu da almıştık zaten. Orayı değiştirin. jtx.employee. Soyadda X first name, X last name. Bunları birleştir. Ad soyad olarak getir. X birth date ve X year date. Birleştirerek ürettim ve onları ekranda yazdırdım. Dikkat ederseniz
Bakın, buraya bakın. Yaptırırız birazdan. Ad soyad yazıyor bunda. Diğerinde birth date, year date yazıyor. Çünkü ben ad soyad olarak bir isim verdim. Ve birleştir getir dedim. Çalışma mantığı şu. Employee içerisinde bir select yapacağım. Ve bu işte X olacak bunun içerisindeki her student property'nin içerdiği o satır. Daha sonra new ile bundan yeni bir anonymous type üreteceğim. İsimsiz tip. Onun içerisini kendim tasarlayacağım. Ve şu ad soyadın herhangi bir karşılığı yok normalde. Ben kendim şu an belirledim. Yani benim yaptığım şu an belirledim bir isim. Şurada da mesela doğum tarihi diyorum. Diyorum ki ad soyad property'si oluşturdum. İsimsiz olarak. İsimsiz tip içerisinde. X nokta first name. Artı bununla birleştir. Sonucu bu property'ye atar. Gerçek veri burada. X içerisinde. Virgül. Doğum tarihi de bu sütün ismiyle göster. Bu property oluştur. Ad soyad doğum tarihi girdi. Ben kendi özel isimsiz tipimi oluşturarak bir tasarım yapmış oldum. Çalışanların bazı bilgileri var. Onlar üzerinden bir işlem yapacağım. Öncelikle SQL Server açıyorum. Hocam işlem var mı? Bakın Northwind içerisinde select sorumuzu yapacağım. Bunun linker tarafındaki karşılığını da yapacağız çünkü. Select is from employees dedim. Burada city bilgisi var. City içerisinde ben bu çalışanlardan Londra'da oturanları bu şekilde bulabilirim değil mi? Sorguladığım zaman bakın London'ı filtrelediğime göre burada oturanları bulmuş oldum. Şimdi bu sorguyu, SQL sorgusunu ben link tarafında yapmak istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Senaryoyu anladınız mı? Londra'da oturan çalışanları alacağım ama SQL ile değil. Ben tamamen
Şöyle. Eğer bunu selektle yaparsak, bunu yapmak istediğim bir şey şuna benzer. Diyelim takma istedim mantığı. Bildir, bandım. Bunun gibi anlamsız bir şey olur aslında. Bir ver işlemi yok çünkü burada. Bir filtreleme işlemi yok. Yani kafanızı karıştıracak nokta şu olabilir. Ben select yapsam, işte ad soyadın yerine diyelim şehir yazdım. Buraya da x nokta city yazdım ya da işte London yazdım. Ama bu filtre yapmıyor. Böyle bir şey doğru değil. Filtre değil bu. X nokta city yazdığın zaman sana bir liste verir. Ad soyad sütununda diyelim ya da şehir yaptın. Şehir içerisinde sana X city olan tüm bilgileri getirir. Bu mantıkta. Bu yüzden biz where kullandık ki bizim istediğimiz şartı sağlayan kayıtlar gelsin. O da şartımız London. Demek istediğim zaman benim şunu yapma gerekliliğim olması lazım. Bunun normal yapısını değiştirip örneğin 10 tane sütun, yani bir tabloda 10 tane sütun var. Bunu almak yerine ben birkaç tabloyu birleştirip birkaç tablonun sütununu birleştirip buradaki ad soyad gibi buradan yeni bir property oluşturacağım. Bunu göstereceğim. Yeni bir isim vereceğim. Mesela year date ya da birth date diyeceğim ki bu doğum tarihi olarak listelensin. Bunu dediğim zaman sen bunun yapısını değiştirmiş oluyorsun. O yüzden de new ile türetip yeni bir
isimsiz tip olarak oluşturman lazım. Çünkü sınıfın yapısı değil aslında senin istediğin şey. Sadece oradaki veriyi alıp kendi oluşturacağın yeni bir tip sınıfla bunu göstermek senin istediğin. O yüzden de new ile yeni bir şey oluşturmanız lazım. Ederseniz daha öncekilerde ver işlemini önce yapıyorduk. Employees.ver diyorduk. Burada da select dedik. Sonrasında ver kullandık. Bunu bu iki şekilde de kullanabiliyorsunuz. Bunu göstermek için bir örnek daha yapacağım şimdi. Aynı işlemin ver kısmı başta olacak şekilde nasıl yaparız? 4 altına 1 diyorum. Kısmında benim bir koşulum olması gerekiyordu. Bu koşulun sağlanmış olması lazım. İsteğim işe giriş tarihi yani here date'in ...1993... bu tarihten büyük olanları getirmesi. Bakın normalde aynı sonuç gelir. Yalnız yukarıda biz sadece yıla baktık. Here date'in value'lar içerisinde, değerleri içerisinde yılı alıp 1993'ten büyük olanlar dediğimiz için bize az kayıt geldi. Ama şu an ben doğrudan nokta atışı bir işlem yaptım. Date time. Diğerinde de aynı şeyi yapabilirdim. Sadece yapmadım orada bu detay çalışmayı. Burada new date time diyerek 93.1.1 dedim ve birbirinden büyük olanların hepsini getirdim. Mesela şunu da bir üstüne bağlayalım. İş giriş tarihi. Here date'in de doğrudan here date'in doğrudan value'sunu alıyorum. Almadan da aynı işlemi yapabilirim. Ama value olarak gerçekleştirebilirim bunu. Bu da bana date time dönüyor. Gördüğünüz gibi istediğim sonuçlar gene geldi ama benim istediğim sütun adıyla geldi. Yeni bir isimsiz tip oluşturmuş oluyor burada. Başına olayı var mı ya? Employees
tablosunu sorguladım. Şurada adı şunu istiyorum ben. Adı D ile başlayan iki tane kayıt var. Bunları listelemek istiyorum. Adı D ile başlayan. Last name'de mi diyor bilgiler bakayım? Evet, last name'de. Last name deyince bu bilgiler geldi. İki tane kaydımız var. Şöyle bir şey olabilir. Mesela biz burada büyük harf aradık aslında. Baş harfi aradık. Ama genelde baş harfle başlamak zorunda değil. Baş harf büyük harfle başlamak zorunda değil. Böyle bir durumda ne yaparız? Öncelikle last name'i al. Büyük ya da işte to upper, bunu büyüterek kıyaslamak istersek. To lower dedim. Bunları küçült ve bununla karşılaştır. Bu daha işi sağlam alır diyebilirim böyle durumlarda. Çünkü küçük harfle başlayan varsa onu almayacaktır. Normalde. Şimdi yukarıda ben büyük harf D ile başlayan soyadlara sahip çalışanları istedim. Peki küçük olsaydı, olsaydı demeyelim, olsun. Mesela Edith Tap. W küçük D ile başlasın. Şunu kapattım, bunu açtım. Yine geldi. Burada küçük harf mevzusunda şey var herhalde.
değil ile başlayan. Burada demek ki büyük küçük harf duyanlı sorun değil. O doğrudan çekiyor. Jetfix'ten olabilir ama. Ben yok. Doğru şöyle çekti. Doğrudan çekiyor. Doğrudan çektiği için sorun olmaması lazım. Ya ben şunu anlamadım. Orada niye çok ağır derinlikten de küçük D yok? Evet ben onu çekiyorum. Ya şöyle, şimdi bazı durumlarda küçük harf küçük büyük harf duyarlılığı olabilir. O zaman senin büyük harfle yaptığın arama doğru sonuç vermeyecek. Tamam? Bundan dolayı da senin aldığın veriyi küçük harf yapıp bütün veriyi küçük harf yapıp onun içerisinde küçük araman daha sağlam alır işi. Ha, tamam şimdi. Yapmak istedim. Bütün verileri küçük harf. Evet, last name'in o alan tüm veriyi hafızada küçük hale getirip onun içerisinde küçük D ile başlayanları buluyor.